Renkli demo kartuşlarda da iç kapasitesini arttırabiliriz. Bu kartuş renk odacıklarını gördüğünüz gibi daha küçük bir odacıya alınmış. Normal kartuşlarda durum bu. Burası tek parça olduğu halde burada daha küçük bir sünger. Dolayısıyla daha az mürekkep kapasitesi var. Eğer arttırmak istersek şu engelleri kaldırıp bu renkli kartuşlarda da kapasiteyi arttırabiliriz. Bu da başka bir versiyon. Gene renkli bir kartuş ama şu engeller biraz daha düşük. Farklı bir yapıda yapılmış. Özellikle şu üstteki üst rengin kapasitesi oldukça daraltılmış. Bakın burada biraz daha geniş tutulmuş. Sağdaki kartuş soldakine göre daha küçük bir yapıda, daha az miktarda mürekkep alan bir demo kartuş. Ama normal ve XTouch kartuşlarımızdaki durum bu. Tüm alanları kullanılmış durumda. Dilersek bu demo kartuşların arasındaki plastik engelleri kaldırıp normal ve XLarge seviyesine çıkartabiliriz. Tabii kartuş devlerinin sağlıklı olması, ağız yaparının sağlıklı olması, sorunsuz düzgün yazan bir kartuş ise kapasitesini artırmamız bu yaptığımız işleme değecektir. Şu renkli kartuşta bir deneme yapalım. Şöyle bir yan keskimizi alalım. Şöyle yandan. Keskin bir yan keski olursa bu sert bir plastik çünkü. Şuradan girelim. Daha güçlü basmam lazım. Şu kart yani keskiyle başka yapalım. Keskin ağzı körelmiş olabilir. Şöyle biraz açtıktan sonra parça parça çıkartabiliriz. Bakın bazen yaparken kasa esniyor. Kasaya zarar vermek istemiyoruz. Bakın burada bir çatlak oluştu. Sert çekiç çektiğimiz için. Eğer çatlak oluşursa kasa içerisinde bu bize sıkıntı oluşturur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle parça tutup kendi içine çevirip kopartabiliriz. Bu zahmetli bir işlem. Yani değeceğini düşünüyorsanız yapabilirsiniz. Ben sadece bu olayın nasıl olduğunu göstermeye çalıştım. Bu renkli de kapasiteyi arttırmak siyaha göre biraz daha zahmetli. Çünkü küçük bir alanda işlem yapmaya çalışıyoruz. Bir kanala çalışırken diğer kanala zarar verme riskimiz de olabilir. Çok fazla kastırmamamız lazım bu işlem yaparken. Çünkü bu kanalın deforme olması kapağı kapattığımız zaman sızdırma yapabilir renkler birbirine. Filtreye zarar vermek istemiyorum. O yüzden pür dikkat çalışıyorum.
küçük parçacıklar varsa onları temizleyebiliriz. Şu sallanan, oynayan parçacıkları alabiliriz. Şu yan çapaklara temizliğe gerek yok. Çünkü buraya sünger yerleştireceğimiz için zaten onlar arada kaynayıp gidecektir. Karsun için temizleyelim. Parçacık kalmasın içerisinde. Evet, soldaki kanalı açtık. Şimdi diğerlerini halletmeye çalışalım. Evet. Ana parçayı aldık. Şimdi üç kısımdaki engelleri alalım. Yani önemli olan altta düz zemin olması yeterli bizim için. Evet, bu kısmı açmaya devam edelim. Gerçekten zahmetli bir çalışma oluyor. Bu malzeme olduğundan sert ya da bu yan kesiklerde bir sıkıntı var. Evet. Şunu biraz daha bunu gerçekten çıkarmak, bu alanda çalışmak gerçekten zor. Parça parça çıkartıyoruz. Bu parçaları çıkartmanın diğer bir yolu da bu kalem havye ile, lehim yapılan kalem havye ile bu parçaları dikkatli bir şekilde eriterek, biraz pis kokar yalnız biraz kirlendiği zaman, filtreye ve kartuşun diğer duvardan zarar vermeden kalem havye ile eritip parçaları dışarıda alabiliriz. O da mantıklı olabilir. Hatta bu bölge için kalem havye daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Hem bu pürüzler olmaz. Yani seçtiğimiz kartuş biraz sert plastikten sanırım. Daha önce yaptığımız denemelerde bu kadar uğraştırmamıştı bizi. Evet, sağ tarafı biraz temizledik. Sol tarafta hafif çapak var. Bunu da bir alalım. Evet. Çok mükemmel olmasa da en azından olayın mantığını gösterme açısından en azından yuvaları açtık. Odacıkları biraz genişlettik. Evet, olayın mantığı bu. Evet, ne yaptık? Dar odacıklı bir kartuşun iç duvarlarını yerlerinden çıkartıp genişletmiş olduk. Şöyle normal ya da x-large boyutlu bir kartuş boyutuna getirmeye çalıştık. Aslında bu aradaki çapaklar çok da önemli değil. Sonuçta bunun içerisine bir sünger yerleştireceğimiz için mesela şöyle bir takalım. Bu kendi şeklini oluşturacaktır. Biz görsellik olsun diye biraz fazla uğraştık. Ama gerçekten sert bir malzeme. Ya da bizim elimizdeki bu yan keskiler yeterli gelmedi. Daha keskin, daha sağlam malzeme gerekiyordu. Bunu da mesela diyelim şuraya da koyalım. Evet. Sonuçta burada rengi yerine takıp işlevini yerine getirmesini istiyoruz. Kartuşun içini genişletip süngere taktıktan sonra kapağı kapatmadan önce bu kenarda oluşan çapakları kabaca alalım. Kartuşun kapanmasına engel olacak küçük çapaklar varsa
Bunları bir çıkartalım. Çok fazla temizlemiyorum. Çünkü aynı kapağı açtığım için direkt yerlerine yapışmasını, oturmasını istiyorum. Kapağı kapatırken şu yüzeylere şu uhu tarzı hafif bir kıtasiye tip yapıştırıcı sürebiliriz.